Go. Selamlar. Hep şanssız değilim. Şu aralar Hong Kong'da işlerim şanslı gidiyor. Güzel bir yerde kalıyorum. Hatta yani inanılmaz güzel bir yerde kalıyorum. Hong Kong'da bu kadar geniş, bu kadar büyük bir yer olmak zordu. Ben şans eseri böyle bir yer buldum. Nasıl buldum derseniz Hong Kong'da metroya bineceğim. Arkadan ama abi bir baktım bir tane takipçim. O da gezginmiş. Burada bir tane sanat galerisinde kalıyormuş ve konaklama karşılığında yardım ediyorum diye bir kanser günde. Beni de davet etti. Ben de geldim kalıyorum işte 2 gündür. Çok güzel bir yer. Yani Belaruslu, Mısırlı ve birkaç daha ülkeden arkadaş var burada. Onlarla birlikte burada kalıyoruz. İşte 2 gündür, 3 gündür ben pek bir işe karışmamıştım ama bugün burayı temizlememi rica ettiler. İşte zaten şurada bir tane şurada halı var. Bir tane burada halı var. Başka bir şey yok zaten, bu kadar yapacağım. Benim içimden geldi. Ben yerleri de bile dallamak istiyorum. Öyle. Yani güzel. Size burayı tanıtacağım. Gezdireceğim işte. Buradaki dostlarımı göstereceğim. Hatta şimdi direkt dostlarımı göstermek istiyorum. 2 tane kankim oldu direkt. Hadi onlara bir bakalım. Hey. Sen ne yapıyorsun? Senin güzelliğin ne? Patron içeride. Yani kafenin sahibi. Misafirleri var. Biz de içeride kalıyoruz. Birazdan size orayı da göstereceğim. İçeri gitmek istiyor. Gel bakayım. Gel. Seni seveyim mi? Gel. Bir de köpeğin şeyi var. İlk gördüğü kişi havlıyor. Eğer onu sevmezseniz susmuyor. Değil mi canım? Şimdi tatlı ya. Kerata. Bir tane de sinirli bir abimiz var. Bu biraz tripliydi. Şimdi sinirli abimize bakalım. Evet, bak ben geldim direkt yumruğunu sıkıyor. Yavrum, nasılsın? Nasılsın canım? Hello. Hello. O hello diyor. Arada ama şimdi demedi. Kimse yokken diyor normalde de. Şimdi demedi. Burası bir tane Çinli bir sanatçının galerisi. İşte burada çeşitli resim sergileri oluyormuş zamanla. Ya da başka türlü programlar oluyormuş. Böyle eserleri var. Ve cidden Hong Kong'da böyle bir yer, yani parasını bilmiyorum ama muazzam pahalıdır. Central dediğimiz Hong Kong'un en hareketli yerlerinden birine de çok yakın. Ve bu adamın 2 tane yeri varken şimdi bugünlerde 2 tane daha yer açtı. Oraya da yardımcı olmaya çalışacağız. Yani benim içinden geldi, yardımcı olacağım yani. Çok enteresan şeyler var ya. Diğer galerileri de gezeceğim. Hatta bugün diğer bir galeriye gideceğim. Daha hiç gitmemiştim. Size orayı da gösteririm. Ben şimdi şuraları toplayacağım, süpüreceğim. Yine görüşürüz dostum. Evet, ne söylemek istiyorsun? Ama ben orayı süpürecektim. Ben orayı süpürecektim. Şimdi ben burayı süpürecektim ama. Hı? Ben süpürmeyeyim mi orayı? Bir tanesi seninle tatlışım.
Gel 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 gel. Temizliği bitirdik. Şimdi onları söyleyelim. Gel. Oy 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 oy. Biz temizliği bitirdik. Temizlik bitti. Şimdi diğer galeride, yani burasının sahibi yeni bir galeri almış. Orada böyle tadilat ya da açılış gibi bir şey varmış sanırım. Benden oraya yardım edebilmemi istedi. Etmem istedi yani. Ne derim dedim. Şimdi oraya gideceğiz. Bir iki de orayı gösteririm sana, size. Ondan sonra da burada kaldığım arkadaşları, beraber kaldığım arkadaşları gösteririm. Yattığım yeri gösteririm. Yattığım yer biraz dağınık ama olsun. Burası yeni açılan galeri. Yani buranın şu an kirasını tahmin bile edemiyorum. Şu arkada denize gözüküyor. Burada kutu gibi evlerde onlarca milyar para isteniyorsa bu galeriye ne kadar vermişlerdir? Böyle bahçeli mahçeli bir ev Hong Kong'da olmak imkansız ya. Galerinin bugün açılışı yapıldığı gibi bir şey ama daha henüz şey olmadı. Galiba burası eskiden saunaymış. Böyle göstermelik bir açılış oldu. Öyle 5-10 kişi geldi. Ben de buraya işte yemek getirip getirdim. Çok güzel yemekler vardı ama şimdi de ben bugün çalışmaya gidiyorum. Şimdi dışarıda boncuk incik satacağım. Ondan sonra akşam yatmaya geleceğim. Orada arkadaşlarla sizi tanıştıracağım. Ben şimdi size içeri ve arkadaşları göstereceğim dedim ama gösteremedim. Neden gösteremedim? Böyle bazen ilginç evlere denk gelebiliyorsunuz arkadaşlar Couchsurfing'de. Hani kötü demek istemiyorum ama biraz tuhaf bir yerdi. Burası normalde dediğim gibi bir sanat galerisi. Daha doğrusu bir tane sanat galerisi sahibinin ofis gibi kullandığı. Böyle gezginleri ağırladı. Adamın bu etrafta bir sürü çeşitli sanat galerileri var. Burada Couchsurfing'den insanları ağırlıyor bu ressam. Ve şey yapıyor. Herhangi bir galerisine günlük nöbet tutturuyor. Nasıl diyeyim? A galerisine 2 saat 3 saat nöbet tutturuyor. Bu insan Couchsurfing'den kalmak için geliyor bu eve ama aslında buradaki ressam böyle bir gönüllü çalışma programı düzenlemiş. Couchsurfing'den gelenleri böyle çalıştırıyor. Böyle bir durum vardı. Ayrıca bir de şey vardı burada. Sabahları yoga yapmak zorundayız. Yani yoga seansı var saat 10.30'da. Hepimiz ona katılmak zorundayız. Ev sahibinin yani ressamın isteği böyle. Et yemek yasak yani. Kendisi yemiyor, biz de yiyemiyoruz. Bizim de yememize müsaade etmiyor. 12'den sonra mutfağa giremiyoruz filan. Öyle değişik şeyler vardı. O yüzden biraz şey oldum. Ne yaptın dayı? Yani nasıl diyeyim? O yüzden biraz irit olmadım ama hani çok da böyle yüzsüzlük yapıp ya bu içeriği çekebilir miyim, seni çekebilir miyim, arkadaşların videosunu çekebilir miyim yapmadım. Size onu bahsetmek istedim. Arada sırada böyle insanlar geliyor gidiyor, burada konaklıyor, yiyor içiyor, yatıyor, kalkıyor. İşte dediğim gibi diğer galerilerde görev alıyor. Kendi yetenekleri varsa onları sergiliyor bu galeride ve şey yapıyor. Mesela birisi gitar çalmayı biliyor. Bu galerinin Facebook grubu var Hong Kong'da. Grupta diyorlar ki işte yarın 2 saat gitar eğitimi var. Katılmak isteyenler varmış da 10 dolar 20 dolar neyse ücreti var. Bizim üzerimizden para da kazanıyor. Tam olarak para kazanmıyor da bağış kabul ediyor. Ama yine onun geri dönüşü bize var. Sonuçta çamaşır makinesi var, buzdolabı var, elektrik faturası var. Hani üzerimizden para kazanmıyor ama böyle değişik bir sistem burada uygulanıyor. Ben de o yüzden çok içime sinmediği için şey yapamadım. İçeri ya da onu çekmek istemedim. Videoyu böyle bitirmek istedim. Ama Couchsurfing çok çok güzel bir şey. Çünkü dünyanın her yerinde ücretsiz konaklama hakkına sahipsiniz. Düşünsenize. Hiç bilmediğiniz bir memlekete gittiniz. Hiç tanımadığınız bir insan ve size evini açıyor. Çok çok güzel ağırlıyor. Çok çok güzel size ülkeyi gezdiriyor. Konaklama masrafından kısıyorsunuz. Asıl amacı bu değil ama bazen size yeme, içme bu gibi imkanlar da sunuyor. Kendi yöresel tatlarını da sunuyor. Tabii siz bunu Couchsurfing deyince bunu beleşe geçirme yöntem olarak düşünmeyin. Burada insanların kültürel etkileşim sağladıkları bir nokta var. Bunu iyi yakalamanız lazım. Onlar size bir şey katıyorsa siz de onlara elinizden geldiğince bütçeniz el verdiğince siz onlara bir şey katın. Öyle. Videonun sonunda Couchsurfing'den bahsediyor olayım. Zaten gündüz şey yapmıştım. Size evi göstermiştim.
temizlik yaparak orada konaklıyorum. Ben dil bilmediğim için bu arada galerilerde çalışamadım ya da diğer verilen işleri yapamadım. Yani bir yeteneğim olmadığı için atölyede herhangi bir eğitim veremedim kimseye. Ya da dil bilmediğim için diğer atölyelerde nöbet tutamadım. O yüzden ben de bunun karşılığında haftada 2-3 kere temizlik yaptım. Çok basitti benim için. Zaten yapma deseler bile benim gönlümden gelerek yapacağım bir şeydi. O yüzden yani kaldığım yeri kötülemiyorum, yanlış anlamayın. Çok çok iyi bir yerdi. Arkadaşlar çok çok iyiydi. Her ülkeden insan vardı. Türkiye'yi gezmiş insan vardı. Hatta Türkiye'de haberlere konu olan bir arkadaş vardı. O da orada denk geldik. Yürüyerek Türkiye'yi 2 senedir gelen bir arkadaş vardı. Yanılmıyorsam Rus'tu. Hatta bazı sosyal paylaşım sitelerinde de bayağı popüler olmuştu bir ara. O arkadaşla burada denk geldik. İlginç deneyimler edindim. Güzeldi. Ben memnun kaldım. Size de biraz aktarmaya çalıştım neler yaşadım. Ya da Kosovo'dan da çok kısa bahsetmek istedim. Böyleydi. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenirseniz de teşekkür ederim. Bundan sonraki maceralarıma da ortak olmak isterseniz çok sevinirim. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.